Size takdir edersiniz ki pek çok esnafa bazı konularda destek verildi, sigortalar ertelendi, pek çok hibeler yapıldı. Ancak servis camiasına ne bir hibe yapıldı ne de hiçbir şekilde sigortalar, bağ kurları, vergileri, araç borları, araç muayeneleri, trafik sigortaları hiçbir şekilde ertelenmedi. Ya da en azında araç çalışmadığı halde araç trafik sigortası talep edilemeyebilirdi bu süreç içerisinde. Muayene talep edilemeyebilirdi. Vergileri bir şekilde durdurulabilirdi. Çünkü sonuçta bir aile geçindiriyorlar. Biz bunların artık hepsinden vazgeçtik. Esnaf olarak vatanımızın, devletimizin yaşadığı sıkıntılara ortak olmaya karar verdik. Bütün yapılan giderlere üstlenmeyi de kabullendik. Ödeyeceğiz inşallah, Allah nasip ederse hepimizi. Ancak kafamızda bazı soru işaretleri var. Özellikle Sayın Palandöken'in geçen gün yapmış olduğu bir açıklama var ve bu açıklama gerçekten Türkiye'nin 81 ilinin bütün esnafını üzmüştür. İşler acısı bir durum. Biz ticari esnaf olarak ilk etapta geçici ticari kart olarak bize bir kart talep ettiler. Bu kartın gerekçesini de gerçekten bu işi yapan ve bu işin ehli olan insanların yapması için istedi. Ve biz bunun için o zamanın parasıyla yaklaşık 25 lira bir ödeme yaptık, bir bedel ödedik. Arkasında geçici kartın asıl karta döndürülmesini ve ticari kart olarak olmasını istediler. Bunun için de biz tekrar aynı şekilde bir bedel ödedik. Daha sonra bu kartların olmayacağını, odaların verdiğini ve odaların kendi yandaş ve arkadaşlarına verdiğini gündeme getirerek bunu SELECE'ye döndürdü. SELECE'lerde de belli bir şekilde bir kurs merkezine bizleri yönlendirdi. Ve şu anda belli bir yaştan önceki der SELECE'lerini belli bir ücret karşılığı, yaklaşık 120-130 lira karşılığında alabiliyorlar. Ancak belli bir tarihten sonraki bu camiye gelecek olan esnafın da kurslara yönlendirerek hem eğitim hem de aynı zamanda sınavlara girerek SELECE alanları sağlandı. Ve arkasına tekrar döndüler, dediler ki biz bu SELECE'lerin de olmuyor. Esnafın gerçekten psikolojisinin düzgün olmadığına dair bir psikoteknik almalarını istediler. Biz buna da eyvallah dedi. Psikotekniğimizi de aldık. Allah'a şükür psikolojimizin yerinde olduğuna kanaat getirdik. Ancak bizi yönetenler derken bunu açık ve net getiriyorum. Bizim federasyon başkanından bahsediyorum. Bütün oda başkanlarımızdan bahsediyorum. Bence bizim psikolojimizin düzgün olup olmadığına dair bizden psikoteknik istediler ve bu yetmiyormuş gibi 3 gün önce Sayın Palandöken yeni bir gündem yarattı. Sanırım gündemde kalmaya cesaret ediyor. Mücadelesini veriyor. Sayın Palandöken yeterlik belgesi istiyor. Bence Sayın Palandöken bu yeterlik belgesini bizim alabilmemiz için Sayın Palandöken'in öncelikle gidip sağlığın dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alması gerekiyor. Eğer Sayın Palandöken'in sağlığı dengesi yerindeyse bu saatten sonra bu esnafa sahiplenebilir. Ve sağlık dengesi yerindeyse biz bu belgeyi de almaya hazırız. Ben Sayın Sağlık Palandöken'in sağlığının bozulduğunu kanaatindeyim.